Merhaba, ben Selin Karacaernem. Evlilik, aile, ilişkiler ve bunlarla ilgili her türlü problemlerinizin remedilerini size söyleyen, tavsiyeler veren kişiyim biliyorsunuz. Şimdi suallerimize, hemen suallere geçeyim. Benim hem kitabım var böyle, bakın şu. Bunda da bütün o suallerinizin neredeyse 10 katı kadar daha cevaplar var. Bunları benden satın alıyorsunuz, oradaki telefon numarama telefon ederek. Artı telefonla online olarak ben sizin problemlerinizi teke tek minimum 20, maksimum 40 dakika olmak üzere bakıyorum. Onları da yan bilgi olarak vereyim. Evet, sualinizi dinleyeyim. Evli çiftler aileye yakın oturmalı mı, oturmamalı mı? Par prensip yakın oturmamalı. Hele aynı apartmanda, yani yüzlerce karşımda böyle bunları gösteren durumlar var. Altlı üstlü apartman ya da aynı yörenin insanları beraber, birlikte, sanki köy hayatının, kasaba hayatının daha moderni gibi görüyorlar. Ancak yol geçen hanı olursunuz. Gelen uğrar, giden uğrar. Yukarıdaki bir sinek uçsa size koşar gelirler. Bunun gibi, evet, bizim vazifemiz, yapmamız lazım diyorsanız ona karışmam. Ama eğer evliliğimi kuracağım diyorsanız %100 ayrı yerde oturun. İsterse, ama Selin Hanım, genelde o evlerde oturmamızın bir sebebi de kayınvalidem, kayınpederim bize bunu parasız olarak oturtuyorlar. Onlar bir şey olduğu zaman hemen yetişelim diye yakın olmak istiyorlar. Tamam, bu da onların güzel düşünceleri. Muhakkak Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin, ama bilin ki bunun yan tesirleri esas hadise vuku bulduktan sonraya göre çok daha azdır. Yani yan hadiseler, bu devamlı gelip gitmeler özel hayatınızı biçer götürür. Size başka bir şey daha söyleyeyim. Ben eğer ilk evlendiğimde İstanbul'da, Türkiye'de diyeyim, otursaydım %100 kocamdan ayrılırdım, kayınvalidem yüzünden rahmetli, çok zordu. Fakat benim kocam benden evvel başkasıyla evli olduğu için, daha evvel, çok evvel, onun ayrılmasına annesi sebep oldu diye bu sefer sütten ağzı yanan yoğurdu üfler misali, benim kafam bile ona düşünmüyordu. Hadi Amerika'ya gidelim dedi ve biz Amerika'ya giderek hem çok daha mutlu olduk, çünkü derdimizde, iyiliğimizde, kötülüğümüzde baş başa kaldık. O zaman o gençliğimize rağmen birbirimizi tamamladık ve çok daha iyi oldu. Ama sonradan da iş imkanları vesaire Türkiye'de o kadar güzelleşti ki onları da kaybettik. Suyun başında olmak daima iyidir. Evet. Aileler çocuklarının evliliklerine ne kadar dahil olmalı? Bunun sınırı nedir? Hiçtir. Bana göre kimse kimsenin işine burnunu sokmaz. Karı koca bunlar kavga ederler. Yatakta ayakları birbirine değer, hemen barışırlar. Girmeyeceksiniz, ama siz üst katta, alt katta ya da başka bir yerde bile otursanız, her dakika oğlunuza ya da kızınıza direktif verirseniz, şunu yapma, bunu söyleme, bak söyle ben bundan hoşlanmıyorum, şöyle davranıyor, böyle bilmem ne yapıyor. Önde oturdun, arkada oturdun, sana sual sorduğumda cevap vermedin, sağa baktın, sola baktın, öf dersiniz. Onun için katiyetle karışmayın. Ben de bir kayınvalideyim, ben de bir kaynanayım. Ama ne olursa olsun burnumu sokmuyorum. Bana sual sordukları zaman da siz daha iyi bilirsiniz de başlıyorum. Yahut yani benimkisi bir görüş, siz bilirsiniz tabii. Şunları yapmasanız sanki daha iyi olur gibi dediğim zamanlar oldu. Şimdi ise hiç karışmıyorum. Onlar da bana karışmamalı, ben de onlara karışmamalıyım. Evet. Çekirdek aileler. Erkek ya da kadın, annelerine ya da kayınvalidelerine, eşlerini kötüledikleri zaman ailelerin tutumları ne olmalı? İşte meydan kavgası böyle çıkıyor. Ne dedim Temin? Sen karı koca olarak ikiniz kavga bile etseniz, ki katiyen kitabımda, o Temin gösterdiğim kitapta nasıl kavga edilir de yazıyor.
Eğer onları yapsanız kendi kendinizi kurtarırsınız. Ama anneme kalkıp kaçmak, gitmek kadınsa annesine gidiyor, anne babaya. Ya da erkekse annesine açıyor. Ya yine bu başladı, yine şöyle yaptı, yine şunu söyledi. Ne oluyor? Şahısları dahil ediyorsunuz ailenizin içine. O çekirdek aile çekirdekten çıkıp kırılacak fundağa dönüyor. Onun için siz benim sözümü dinleyin. Hiçbir şeyinizi anlatmayın. Ama Selin Hanım, işin içinden nasıl çıkacağız? Adam üstüme yürüyor, bana hakaret ediyor, beni dövüyor. Tamam, o zamanlar çağıracaksın. Ya onu çağıracaksın ya polise. İkisinin ne yapıyor? Ama kalkıp da öyle dedi, böyle yaptı. Hele seni hiç sevmiyor, sen geldiğin zaman kaçıyor vesaire. Ya da niye bize gelmiyor senin kocan? Bizi istemiyor mu? Bizden hoşlanmıyor mu? Niye sen kaynananın şu lafını dinliyorsun? Böyle lafların içine girmeyin. Sonra kendi kendinize çok pişman olursunuz ileride. Kadın ya da erkek, aile bağımlısıysa bu evliliği nasıl etkiler? Olmaması için evlenmeden evvel, görücü usulüyle dahi olsa bu taraflarını iyi görün. Her bir şeyin içine annesini sokan, her bir şeyin içine annem diye başlayan ya da annem böyle söylüyor, sen mi iyi bileceksin, o mu iyi biliyor? Annem bak ne güzel yemek yapıyor, sen mi yapacaksın, senin yaptıklarına bak. Bu lafların içine sakın sokmayın kimseyi. Aşk evliliği mi, görücü usulü mü? Biliyor musunuz, ben aşk evliliği yaptım ama zaman içinde işim icabı o kadar çok duydum ki, yani inanın ki mantık evliliği ya da mantık da demeyelim, şeyle yani görücü usulüyle sanki daha iyi. Neden? İnsanlar ya internetten ya sokaktan, eskiden benim zamanımda işte ben bara gitmezdim ama ne bileyim bilirdim, bazı kızlar işte otostop yaparlardı tanışayım diye. Bazıları bir takım oturdukları kafelerde şeyleri karşı tarafla göz göze gelir bakışırlardı. Şimdi maşallah onların yerine yazışmalar çıktı. Ha görüyorsun, neredeyse elin değecek kadar yakınsın. Bence karşındaki doğru mu, değil mi? Adam mı, değil mi? Kadın mı, değil mi? Ailesi nedir? Sana gösterdiği gibi mi? Yoksa sana kazık mı atıyor? Bunları bilemiyorsun. Halbuki görücü usulünde en azından işin içine direkt aileler girdiği için ne oluyor? Aile hemen araştırma yapıyor. Kimdir, nedir, neyin nesidir falan diye. Dolayısıyla bazen kötü adamlarla başınızı belaya sokmamış oluyorsunuz. Yok, tabii ki onda da yanınıza illa birini veriyorlar. Üç kişi gidiyorsunuz. Yani sen, nişanlının ya da evleneceğin kişi, artı yanına da bir tane birini veriyorlar. Onun yanında ne konuşacaksın, ne kadar konuşacaksın, ne kadar anlayacaksın? İşte bu kitabımda size vücut dilini de anlatıyorum. Tanımak, nasıl flört edilir, nerede edilir, ne yaparsanız, nasıl yaparsanız karşınızdakini elde edersiniz. Bunlar da var. Sadece evlilik değil. Evlilikteki hangi sorunlar baş gösterdiğinde bir terapi almak gerekiyor, bir evlilik danışmanına gitmek gerekiyor? Bir kere en çok bizim, demeyeyim de dünyadaki insanları en çok rahatsız eden karı kocanın yatmaması, yatmaktan vazgeçmesi aynı yatakta. Bu ne gösteriyor? İstemiyorum, uzak dur, arzu etmiyorum. Hatta internette veya telefonda chatleşmeye de başladın mı arıyorum demek oluyor bütün bunlar. Öyle illa karşıdan gelene baktı da işte bana ihanet etti. Evet, en fazla şey yapan insanların birbirinden, ama ihaneti bulana kadar, anlayana kadar onlar başkalarıyla vakit kaybetmiş oluyorlar zaten. Onlar çoktan o devreleri geçirmişten uyanana kadar onlar onu geçirmiş oluyorlar. Ama ele veren en önemli şeylerden biri o telefon. Yastığının altında, tuvalete giderken yanında, nereye gidiyorsa, banyoda, sen duş alırken orada,
okumanı istemiyor, gelmeni istemiyor, görmeni istemiyor, gelir gelmez kapatıyor vesaire vesaire. Bunlar işte çok 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 belirgin sıkılma, arama nöbetlerinin başladığını gösteriyor. Bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Dayak, aşağılama, başkasının yanında küçük düşürme, alakasızlık, ilgisizlik, şefkatsizlik, tabii ki beraber olmamak, güzel konuşmamak, her yerde birbirinizi takip etmemek, el ele tutmamak, flört etmemek, bunları yapmamak için zamanlıca görün bir takım sinyalleri ve evlilik terapisine gelin. Bugünlük bu kadar. Hepinizi sevgi ve saygıyla öperek uğurluyorum.